Odasına gelmişken 3-4 tane önerim olacak. Bir Veysel Eroğlu'nun hedefleri arasında Gediz'e akan organize sanayinin, şehirlerin, atık su arıtma tesislerinin yapılması, bu şeylerin suyun tekrar eski canlılığına kavuşturulması hedefimiz. Yalnız Ziraat Odası'na gelmişken 3-4 tane önerim olacak. Bir tanesi üyelerinize şunu özellikle, isterseniz not da alabilirsiniz. Özellikle şunu istirham ediyorum. Kullandıkları ilaçların paketlerini, kutularını, plastik kutularını yan taraftaki ırmağa atmasınlar. Bu konuda ben geçen yıl Gediz ıslah çalışmalarına katıldım Manisa'da. 35 kilometrelik alanı olarak Manisa tarımının önemli olduğunu inanıyoruz. Tarımcının her zaman yanındayız. Bütün projelerimizde yanındayız. Amacımız bölgemizden daha fazla ürün elde etmek. Bu güzel toprakları daha iyi tarım yapılabilir hale getirmek. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hepsine katılıyorum. Bizlerin de çiftçilerin ve oda başkanı bizlerin de taleplerimiz zaten bunlardı. Evet. Bu projelerdi. Evet. Şimdi bu bölgenin en büyük sıkıntısı maden. Evet. Şimdi yalnız şunu da belirtmeden, madem bu konuyu açtınız. Şimdi tercihler meselesi. Ülkenin biraz önce başkanımız söyledi. Ülkenin enerjiye ihtiyacı var arkadaşlar. Yırca'da olan olayları biliyorsunuz hepiniz. Orada bir şirket ihaleyi aldı. İhaleyi almış olan şirket orada elektrik enerjisi üretecek. Neyden? Kömürden. Kömürü kendi çıkaracak, elektriğini de kendi üretecek ve devlete piyasaya satacak. İhale yapıldı. Tabii ki o alanda kurulması gereken yerde zeytinler vardı. O zeytinlerden bir miktarı kesildi. Kesilmeden nasıl bir enerji santrali yapacaksın? Şimdi yüksek hızlı tren Turgutlu'dan geçecek. Turgutlu'ya gelirken yüksek hızlı trenin yolunun üzerine çıkan zeytinleri, zeytinin şöyle çevresinde mi dolansın diyeceğiz şeye, yüksek hızlı trene. Bir zeytin kesersek 10 zeytin dikeriz. AK Parti döneminde 90 milyon zeytinden 167 milyon zeytine çıktı. Neyle? Teşvikle. Zeytine teşvik verdik. Şu anda zeytin üretiminde dünya ikincisiyiz. Zeytinyağında ilk 5'teyiz. Manisa sofralık zeytin üretiminde Türkiye'nin birincisi. %37'lik sofralık zeytinin %37'sini biz karşılıyoruz. 480 bin ton geçen yılki zeytin üretimi, 181 bin tonunu Manisa tek başına üretmiş. Yani %37'sini Manisa sofralık, yeşil sofralık zeytinin %75'ini Manisa üretiyor. 15 milyondan 20 milyona, 15 milyonu gelir getiren, ürün veren yaşta zeytinlerimizin 5 milyonu henüz 3-5 yıl içerisinde verecek. Yani gelecekte zeytin bölgesi olacak. Bir santral kurulacak. Orada 4 yıl içerisinde kurulacak santral. 4 yılda çalışacak kişi sayısı 1000'di. 4. yıldan itibaren 4000 kişi orada çalışacaktı. Büyük bir istihdam. Oradaki zeytinlikler kesildi. Bilmem ne diye ayağa kaldırdılar. Şimdi yürütme de durduruldu. Dolayısıyla orada 4000 kişinin istihdamı kaldı. Zeytinler kesildi. Öyle abartıldığı gibi 6000 tane filan da zeytin kesilmedi. Öyle bir şey de yok. Onu kendi kafalarına göre hesap ettiler. Kamu oluşturmak için. Yeraltı madenleri, Alaşehir bölgesinde jeotermal, Gördes'te nikel, işte Çaldağ'ında nikel çalışmaları var. Soma'da kömür. Yani Soma'nın kömürünü alıp Kula'nın dağının başında santrali kuracak halimiz yok ki. Kömür nerede çıkıyorsa oraya. Gördes'te nikel nerede çıkıyorsa oraya yakın bir bölgeye kurulacak. Yerin altını, üstünü düşündüğümüz kadar altını da düşünmeliyiz. Atatürk'ün bir sözü var. Çıkaracağız. Yeryüzüne çıkarken 3-5 tane ağaç kesilebilir. Ama onun yerine bire bin dikeriz. Hiç sorun olmaz. Artı yöntemli olarak da bu madenleri çıkartırken en güvenilir yöntem. Yoksa burada sağda solda 3-5 kişi arkasına alıp Yırca'da eylem yapan, yok Çaldağ'ında şöyle gitti, böyle gitti.
Evet, ağaçlar kesildiyse onun yerine çok daha fazlasını bu madenler dikmek mecburiyetinde. Onun için her birini bir denge halinde tutmamız gerekir. Sorumluluk bilinci taşımayan, yönetim gücü taşımayan milletvekilleri ya da siyasetçiler atmayı kolay bilirler. Ancak biz milletimizin hem enerjisini sağlamakla, hem beslenmesini sağlamakla, hem tarımını, iyi tarımını yerine getirmekle sorumluyuz.